Her hafta Perşembe günü Line TV'de yayımlanan Haber Ekstra programının bu haftaki konuğu akademisyen, ekonomi uzmanı ve yazar Profesör Doktor Necmi Gürsakal oldu. Yeni yazdığı kitabından bahsetti. Çok hızlı yazıyorum. Evet. O bir gerçek yani o konuda alçak gönüllü değilim. Çok hızlı, çok hızlı yazıyorum. Günün, şimdi bu iş sevgiyle oluyor. Yani ben bu işi acayip seviyorum. Salgından sonra da şeyle ilgili yazmaya başladım. Yapay zeka ile ilgili dördüncü kitaba falan geldik herhalde. Hatta belki dördünden daha farklı. Çünkü şu sintetik bu Amerika'da yayınlandı mesela. Şimdi en son yine bir kitap Amerika'da yayınlandı. Onun içindeki makalelerin seçiminde editör olarak. Evet, evet, bu risk yönetimi. Bu şeyle inşaatta risk yönetimi kitabı. Bunun içindeki makalelerle. Profesör Doktor Gürsakal aynı zamanda yapay zekanın dünyada gelişim sürecine değindi. İyi ve kötü yönlerini değerlendirdi. IMF'in yayınladığı raporda birkaç tane önemli bir şey var. Bunlardan birincisi şu. IMF diyor ki dünyada gelişmemiş ülkelerdeki çalışanların %40'ı etkilenecek yapay zekadan. Ama gelişmiş ülkelerin de çalışanların %60'ı etkilenecek. Bu çok önemli. Önce gelişmiş ülkeler etkilenecek. Bana kalırsa etkilenme Amerika'dan başlayacak. Bu bir tahmin. En çok bu işten kadınlar ve üniversite mezunları etkilenecek. Kötü anlamda. Çok kötü. Çok kötü. Yani üniversite mezunları çok etkilenecekse bu dünya için çok önemli bir kırılma noktası. Ben insandan yanayım, yapay zekadan yana değilim. Bu iş çok tehlikeli bir iş. Kısa dönemde yapay zeka dünyayı alt üst eder falan asla demiyorum. Böyle bir şey yok. Ama öyle ya da böyle insanın işsiz kalmasına neden olur.